değerlendirme alacağız. Bizlerle birlikte Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Bal olacak. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Geçtiğimiz hafta yılın 3. enflasyon raporu sunumunu gördük. <laughs> Burada önümüzdeki dönemin enflasyon beklentilerinin değişmediğini Merkez Bankası Başkanı ifade etti. Biraz önce haberde de ekranlara getirdik. Uluslararası kurumlar, bankalar da Türkiye'ye yönelik beklentilerini dile getiriyor. Goldman Sachs seneyi %36'lık bir enflasyonla Türkiye'nin tamamlayacağı öngörüsünü vurguluyor. Ee, ne dersiniz? Geçen haftaki enflasyon raporu sunumunda göz önünde bulunduracak olursak seneyi enflasyonda nerede tamamlayacak Türkiye? Evet, yani Geçen haftaki toplantıda enflasyon tahminlerinde bir değişime gidilmedi. Burada özellikle e, enflasyon hedeflemesinde de başarılı olabilmesi için orada o güvenin e, korunabilmesi adına atılmış bir adım olarak yorumladık. Tabii burada alt bantta biraz belki yukarı önünü revize edilebilirdi. E, üst bant değişmese de orta nokta biraz değişebilirdi ama Merkez Bankası'nın burada herhangi bir güncelleme yapmayı tercih etmediğini gördük. E, bu noktada tabii yıl sonundaki %38'lik hedef biraz e, ulaşılması yönünden e, çok kolay değil. Çünkü yılın ilk çeyreğinde e, yurt içi talep oldukça güçlü seyretti. İlk çeyrekten sonra özellikle seçimden sonraki dönemde biraz daha yavaşlama gözlemledik ama e, burada da tabii hani hala daha hizmet enflasyonunda örneğin katılık gözlemliyoruz. E, Merkez Bankası'nın e, karar metinlerinde de bunu görüyoruz. Hem e, yurt içi talep yavaşlamakla birlikte hala enflasyonist düzeyde kaldı. Hem de hizmet enflasyonunda katılığa vurguların yapıldığını gördük son toplantılarda da. O yüzden burada 38'lik hedef çok ulaşılabilir bir hedef değil. Yani bundan sonraki verilerin ekstra iyi gelmesi lazım. Bu noktada tabii bu da ekonomide daha ciddi bir yavaşlama ile mümkün olabilir ama şu an için o boyutta bir yavaşlama da öngörmüyoruz. O yüzden tahmin aralığının üst bandı. Daha ulaşılabilir yüzde 42'ler daha ulaşılabilir duruyor. Eğer bu önümüzdeki aylarda özellikle yılın son çeyreğinde ek bir işte enerjilere gelen işte bu son dönemde veya işte tütün ürünleri gibi ek düzenlemeler, ek adımlar görmezsek yüzde bir buçuk bandına inen bir aylık enflasyon görmemiz mümkün. E, bu da yüzde 42 bandını söz konusu e, olabilir bu durumda. Yani enflasyonu mücadelede tabii geçen senenin ikinci yarısına itibaren alınan önemli bir yol var. Tabii ki bu süreç çok hızlı olmuyor ne yazık ki. biraz meşakkatli bir süreç. Enflasyonla mücadele için hani faiz oranları Merkez Bankaları'nın kullandıkları ana silah. ama Burada tabi olay e, aynı zamanda bu noktada geçmiş dönemde bozulan beklentilerin de iyileşmesi. Bu da tabi zaman alıyor. Ama bu zamana kadar ki izlenen, atılan adımlar, süreçler son derece doğruydu. E, ka, ka, e, kat edilen bir yol var ve ben bu durumun yani bu alınan yolun erken bir faiz indirimiyle yani kaybedeceğini düşünmüyorum. Merkez Bankası faiz indirimi konusunda aceleci olmayacaktır düşüncesindeyim. O yüzden de hani aralıktan önce bir faiz indirimini ben çok olası bulmuyorum. 2025'te asıl faiz indirimlerini göreceğiz ama bu da enflasyondaki düşüşle birlikte olacağı için ve bu süreçte enflasyon düşerken de yine TL mevduatın faiz oranlarının oradaki tasarrufu özlendirici boyutta olması da bence kritik. E, tüm bunlar yapılırsa enflasyonda önümüzdeki yıllarda iyileşmeleri göreceğimize inanıyorum. Borsayı konuşalım biraz. Borsada zorlanan bir piyasa var. Yukarı yönlü hareket istenilen düzeyde gerçekleşmiyor. Ee, bu piyasaları nasıl okumak gerekir? Bu fiyatlamaları nasıl değerlendirmek gerekir? Evet, yani burada e, Temmuz ayının son haftalarına itibaren biraz daha düzeltmenin ön plan çıktı ve bir sürü endeksi gözlemliyorduk. Yani Borsa İstanbul'da bir düzeltme hali hazırda vardı. Geçen hafta başında yaşanan küresel çaptaki satış dalgası da endekste önemli seviyelerin kırılmasına ve yani endeksin 10.000 bin puanın altına gelemesini yol açtı. Yani böyle bir satış dalgası görmeseydik küreselde devamında yatıştı ama o geçen hafta pazar çünkü panik havası olmasaydı belki 10 bin bandında destek bulup bir dip yapıp sonrasında tepki çabalarını gözlemlediğimiz bir endeks e, takip edebilecektik. Ama e, bu panik havasıyla birlikte e, satış baskısı da derinleşince devamında kısa vadeli bir katalizör eksikliği de yaşıyoruz açıkçası şu an için. Yani orta vadede borsa ilişkin olumlu görüşümüzü koruyoruz ama kısa vadede de şimdi ikinci çeyrek finansal sonuç dönemindeyiz. İşte önemli büyük sektörlerde, şirketlerde zayıf gelen finansalları görüyoruz. Yani bankacılıkta artan kredi mevduat spedindeki baskı, swap maliyetleri vesaire en kötü çeyreğini görüyor. E, sanayi tarafında da tabii sıkılaşan finansal koşullar, yüksek seyreden finansman koşulları gibi etkenler e, talebin zayıflaması. Tüm bunlar etkisi hissettiriyor O yüzden hani finansal sonuçlar anlamında bir destekleyici bir nokta yok e kısa vadede bir not artışı yok Eylül ikinci yarısında gelecek olursa olacak e O yüzden hani şu an için kısa vadede küresel de zayıf e yani bir katalizör eksikliği var o da tepkilerin sınırlı kalmasına yol açıyor. E, açıkçası geçen hafta başından itibaren çok kritik bir seviye olarak izlediğimiz ve güçlü bir direnç olarak çalışan 100 günlük ortalamamız var. E, bugün 10.166 seviyesinden geçiyor. Geçen haftadan beri hatta o pazar günkü düşüşün olduğu günkü ilk tepkilerden bu yana 100 günlük ortalamayı aşamayan, üzerinde bir kapanış gerçekleştiremeyen ve or bu ortalamadan tekrar kazançlarını geri veren bir endeks gözlemliyoruz. Bugün de yine 10.090-10.100 bölgesine doğru bir hareket gördük, bir toparlanma gördük ama yine kalıcı olamadı. Gün içi kazançların şu an geri verildiği bir fiyatlamadayız. Yani endeksin 100 günlük ortalamayı aşamıyor olması, 10.000 puan altındaki kapanışlar e, biraz dikkatli olmayı gerekli kılıyor özellikle kaldıraçlı kredili işlemler anlamında bu süreç çok daha dikkatli ve temkinli geçirilmeli. Yani 100 günlük ortamanın aşılması lazım ki endekste biraz toparlanma hızlansın. Bir o zaman 10.300'leri, 10.500'leri tekrar konuşabiliriz. Ama 100 günlük ortama da aşılmadan, üzerine bir günlük kapanış görmeden işte 10.168 66 bandı ekstra risk alımı bence yapılmamalı geri çekilmelerde 10 altında kaldığımız sürece satış baskısının devam etme ihtimali var. 10 altı kapanışlar sürdüğü müddetçe. Bu durumda da bir 9 bin 800, onun altında 9 .730 bizim kısa vadelik desteklerimiz. Bu 9.730 bin 730 seviyesi hatta tam olarak bizim geçen hafta pazartesi test ettiğimiz düşük seviye. Bunun altı bir kapanış satışları derinleştirebilir. O durumda da 9.500. bin ve 200 günlük ortamanın geçtiği 9300 doğru bir geri çekimi olabilir. Ya olası bir bu bu, bu tarz bir hareket e, orta uzun vadede alım için, kademeli alım için bence e, bir fırsat verecektir. Ama e, sektör seçimi önemli. onun bir kere daha altını çizelim. Bu yarı, e, ilk yarı yıldaki fiyatlama bunu çok net bir şekilde gösterdi diye tahmin ediyorum yatırımcılara. Ama e, yani 9500-9300 örneğin geri çekimlerde bence buralar artık uzun vadeli alım için iyi seviyeler. Ama kısa vadeli özellikle kaldıraçlı kredi işlemleri için ekstra ekstra dikkatli olmalı diye düşünüyorum. Bu fırsatlarda peki hangi sektörler biraz daha öne çıkacak? Yine seneye başladığımızda senaryo neyse aynı senaryoyu mu göreceğiz? Yani banka ve holdingler mi ilk iki sırada yer almalı? Bence öyle çünkü bu yılki fiyatlamada harekette biraz yabancı beklentisi de bankacılığı holdingleri de desteklemişti. Keza hani yıl içerisinde yabancıların hisse tarafında alımda olduğu ayları da takip ettik ama Mayıs ayı son haftasından Haziran ayı içerisinde güçlü yoğun satışlar gördük yabancıda hissede. Bu da hani bozulan bir algıyla alakalı değil yani yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yönelik bakış açısı son derece olumlu sadece Nisan-Mayıs dönemindeki güçlü yükselişler kurda stabil olunca yani dolar bazlı 25 30 30'ları bulan getirilere işaret etti. Yani bu da bir yabancı yatırımcı için çok ciddi bir getiri. Bunu ne alınmak istenmesi çok olağan karşılanmalı. E, devamında da küresel risk iştahı zayıfladı. E, biz Bizde bir endekste düzeltme süreci başladı vesaire. Bir de yabancı yatırımcı bu yıl daha çok e, portföy girişlerinden de takip ediyoruz. Daha, t, sabit getirili TL enstrümanları işte tabir olsun, bon olsun o tarafı daha çok tercih ediyor. O nedenle e, bu yıl kanan bölümü de en azından biraz bir, bir, süre daha önümüzdeki aylarda yabancının algısında ilgisindeki çok keskin bir değişim görmeyebiliriz. Hani endeksin tabii 9500'lere 9300'lere gelirse Biraz taşımak üzere belki biraz hisse alımları da görmek mümkün olabilir. Ama asıl güçlenen yabancı ilgisini biz hisse alımları anlamında söylüyorum. ya Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle yani daha çok 2025'te göreceğiz. Ya Merkez Bankası'nın faiz indirimleri de bankacılığa yarayan bir durum. O yüzden bankacılığı holdingi yine ilk iki sıraya yazarım. Onun dışında gıda perekende güçlü bir sektör, defansif bir sektör. karları iyi, temetli ödemeleri var. Yani o anlamda tercih edilebilir bir sektör olduğunu değerlendirmeye devam ediyoruz. İşte marketler bu noktada BİMAŞ olsun, migros olsun örneğin. E, ulaştırma sektörü geride kaldı. Yani burada e, yabancı ilgisi artarsa sektörde biraz toparlanabilir diye düşünüyorum. Uzun vadeli portföyler için e, değerlendirilebilir. Demir -çelik de finansallar anlamında en kötü geride kaldı ama... Orada şöyle bir amayla bahsedeceğim. Eğer Amerika'daki seçimleri Trump kazanır ve Çin'e ek %60'lık o gümrük vergilerini getirirse demir çelik sektöründe biraz daha baskı sürebilir. Çünkü öyle bir gümrük vergisi Çin büyümesini ciddi ölçüde baskılayabilir diye yorumlanıyor, değerlendiriliyor şu an için, tahmin ediliyor. Öyle bir durumda Çin talebi zayıf kalırsa zaten 3 yıldan beri konut kriziyle, gayrimenkul kriziyle mücadele eden bir Çin var. Ee, üzerine bu durum biraz demirçelik fiyatlarını Çin belirleyici açıkçası. O yüzden baskılarsa bizdeki e, demirçelik sektörü, küresel içinde söyle sadece bizim içinde biraz zayıf kalabilir. Ama e, seçimleri Trump kazanamazsa bence demirçelik sektörü de orta uzun vadeli bu noktada değerlendirilebilir görüşündeyim. Artı uzun vadeli ki bu rotasyonu biraz gördük ama biraz erken bir rotasyon. ilerleyen süreçte şey tekrar göreceğiz. İşte Çimento, GEO gibi. E, yüksek faiz ortamından olumsuz etkilenen şirketler e, faiz indirimlerinde 2025'te daha olumlu fiyatlanacaktır. O yüzden e, bu yine orta uzun vadeli beklentiler yani bir yıllık yıl olumlu taşınacaksa bu sektörlerde bence bakılabilir ama e, iyi analiz edilmeli. GEO sektörü içerisinde e, temel görüntüden bağımsız çarpanların e, uygun olmadığı e, hisseler de var spekülatif fiyatlamaları konu. Orada iyi bir eliminasyon gerekiyor ama... E, en dikkat edilmesi gereken sektör de bence sigortacılık, factoring. E, yüksek faiz ortamında son bir yılda, bir buçuk yılda çok iyi getiriler, sağladılar. Ama faiz indirimleri başladığında bu sektörün en parlak dönemi de geride kalmış olacak. O tarafı da biraz dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Sektörlerin bazılarını vaktimiz el verirse isterseniz bakalım. Mesela bankacılık endeks dediniz. 12.951. Bir banka hisseleri de gelsin bankacılık endeksi zirvesinden 3000 puanın üzerinde bir geri çekilme yaşadı. Akbank, Garanti Bankası ikisi de bugün artıda ama zirvelerinden epey bir uzak. Akbank'ta 53 lira 90 kuruş var. %1.79 primli 70 liraları test etmişti. Garanti Bankası gün içerisinde seans içerisinde 138 liraları Yakın dönemde görmüştü 112 liralar şu an için var. Yapı kredi 27 liranın üzerinde. Bazı şirketler için satılacak haberlere çıktığında iyi hareketler görmüştük. Kimisinin holdingleşeceğine yönelik haber başlıkları vardı. Kimisinin farklı bir hikayesi vardı. Burada peki ilk sıraya koyacaklarınız hangileri olur? Bir de geneli adına da bu geri çekilmeler hepsi adına da bir fırsat olarak okunabilir mi? Şöyle e, tabii ki bu e, hani sektör toparlandığında genel olarak tüm banka hisselerinde bir iyileşme görürüz ama e, tabii ki daha iyi performans gösterecek olan e, önümüzdeki süreç açısından bankalar burada karlılığını daha iyi yöneten, e, kar marjlarını daha iyi yöneten bankalar olacaktır. Bu e, durumda da özel bankalar geliyor zaten. Yani Akbank olsun, Yapı Kredi olsun, Garanti olsun hani bu bankalar bence... E, bu noktalarda daha tercih edebilir olarak ön plana çıkıyor diye düşünüyorum. Yani Akbank yapı kredi bu açıdan e, daha çok beğeniyorum ama yani tabii şimdi e, bu yılki finansal görünümde de genel olarak tüm bankalarda zayıflamalar var. Belli çeyreklerde bazı bankaların belli marjları yazması veya işte e, konusu kalmayan karşılıklar gibi noktalar veya ek karşılık ayırmaları gibi noktalar. Finansallar anında çeyrekler bazında farklılaşma... Ben tercih ederim. Yani bilinen büyük özel bankalar. Tabii ki belli bir derinliği olan yani burada çok sert fiyatları konu olan fili ulaşım düşük olan özel bankalar da var halka ama kastettiğimiz o değil. Daha bilinen ana büyük özel bankaların ben orta uzun vade için tercih edebilir olduğunu düşünüyorum. Yani bu geri çekilmeler tabii yani ciddi bir zirveden düşüş. Yani teknik anlamda konuşacak olursak bir e, kısa vadeli bir ayı piyasası oluşumu da var. Ama e, bu işte bunun nedenleri CDS primi yükselmesi oldu. Yabancı ilgisi biraz ötelendi. Yabancı girişleri ise beklenti anlamında. E, üzerine güçlü hareketler vardı. E, onun bir düzeltmesi. Bir de iki zayıf gelen ikinci çeyrek finansallarını eklediğinizde böyle bir tablo çıktı karşımıza. Ama yani bu e, özellikle orta uzun vade için yatırım yapmak isteyen bankacılığı ama işte o Nisan'ın güçlü yükselişler sonrasında çekinen yatırımcılar için bence bir fırsat oldu diye düşünüyorum ben. Bu arada haftanın ilk işlem gününde BIST 100'de yer alan şirketlerin yarısından fazlası düşüş gösteriyor. Dohol, Tüpraş, alarko Tav, Froto, Gübre Fabrika düşen hisselerin bazıları Şişe, Tümosan, TSKB, Vakıfbank, Vakıf Zorlu Enerji, artıda olanlar Sasa Polyester, Mento, Türk Telekom, Türksel, Akbank, bankaları konuşmuştuk. Burada telekomünikasyon hisseleri biraz dirayetli duruyor. Bunlar için değerlendirmeniz nedir? Türksel 105 liraya doğru bir hareket şu an yapıyor. Türk Telekom'da da yüzde iki üzerinde artılar var. Evet e, burada da baktığımızda e, sektörde zaten bu yıl en güçlü finansal sonuç yaşayan sektör iletişim sektörü. Çünkü malum sektör tarihli çalışıyor ve geçen seneki enflasyonu artan maliyetleri bu yıl yansıtıyor. O noktada geçen yıl daha endeksin altında kalan bir performansı vardı sektörün. Bu yıl, bu geçen sene yansıtılamayan tutarlarda yansıtılıp bu gelirlere, karlara yansıyınca, bu yılda da endeksin oldukça üzerinde bir performans gösteren ve sene başından bu yana en çok değer kazanan sektörler arasında ilk sıralarda yer alan, ki ilk sıralarda şu an için ilk sırada iletişim sektörü var. Şimdi bu Finansal sonuçlar güçlü geliyor. Önümüzdeki çeyrekler için de genel olarak olumlu beklentiler korunuyor. Hal böyle olunca daha bu geri çekimlerde daha defansif kaldıklarını görüyoruz. Örneğin bankacılığın bu denli zayıflaması biraz ikinci çeyrekteki zayıf finansallardı. vardı. Ama telekom sektörü için bu yıldaki finansal görünüm beklentisi pozitif. Bu yıl tabii güçlü bir hareket var. Önümüzdeki yıl bu yıka kadar olumlu bir performans çok görmeyebiliriz onu dikkate almak lazım güçlü yükselişler sonrası. Ama bu yılın devam eden bölümünde de tabii ki ilk yarıdaki güçlü performansının ardından biraz bir momentum kaybı olacaktır ama en kötü senaryoda daha endekse paralel hareketler kaydetmesini bekleriz. Eğer finansal görünümde ekstra bir e, sürpriz bir bozulma, zayıflama görmezsek. E, Türksel bizim model portföyümüzde de var. Hani orta uzun vadede beğendiğimiz hisselerden zaten. Ama tamamıyla bu gördüğümüz pozitif ayrışma Güçlük seyreden finansal görünümden kaynaklı. Ulaştırma kanadında da bir ayrışma gördük ee, senenin büyük bir bölümünde. Hatta e, hala şu fiyatlarla bile sene başından itibaren bu kağıtlar ne yapmış diye baktığımızda e, geçtiğimiz hafta yaptığı hareket dahil olsa da Türk Hava Yolları geride. 302 lira 75 kuruşta. O kara pazartesi diye adlandırılan geçen haftaki satışta gün içerisinde 271 lirayı görmüştü. Yer hizmetlerinden TAV çok öne çıkartılmıştı. Pegasus'ta da bölünme sonrasında 208 liradan bir fiyatlama yine başladı. 250'ler görüldü. Şu an 232 lira 90 kuruş var. Çelebi bugün artıda. Ee, ne dersiniz burada geri kalan Türk Hava Yolları mı biraz daha öne çıkacak yoksa TAV yine aynı şansa sahip mi ya da Pegasus ila Çelebi'de de bir potansiyel var mı? Çelebi'nin fiyatlamasının dinamiği biraz farklı. Ee, yani öz kaynakları oldukça büyüdü şirketin, karlı bir şirket. Ödenmiş sermayesi çok düşük kaldı. Lot sayısı da görece sınırlı. O yüzden oradaki fiyatlama biraz zaman zaman temelden kopuk da olabiliyor. O yüzden onu bir ay ayırmak gerekir kenara. Ama e, yani tab bu yıl güçlü finansallar genel olarak getirdi. Güçlü de fiyatlandı. Türk Hava Yolları Pegasus e, ilk çeyrek, ikinci çeyrekler yine kötü gelmedi. E, Türk Hava Yolları'na baktığımızda özellikle. E, bu anlamda yani geride kaldı sektör. Ee, ama hani güçlü bir dönem, güçlü bir sezon olmasına rağmen e, şimdi ilk çeyrek finansalları zayıf da Türk Hava Yolları'nın Pegasus'un. O dönemdeki zayıf seyir biraz daha makul hani anlaşılırdı ama e, bu güçlü sezonda da biraz borsadaki zayıflıktan etkilendiler e, Temmuz ayının ikinci yarısına itibaren ama e, yıl içerisinde de çok güçlü bir performans göremedik. Özellikle fiyat artışlarının yani bilet fiyatları pandemiden sonra çok güçlü arttı. Bu sektörde bir heyecan yaratıp hani güçlü bir talep yaratmıştı. Yavaş yavaş orada talep hani fiyat artışlarının artık yavaşlaması, marjların yataylaşması gibi etmenleri bir miktar e, yansımasını görüyoruz diye düşünüyorum. Ama orta uzun vadede Türk Hava Yolları pek olsun hani büyüyen, büyümeyi isteyen şirketler yeni uçak alımları olsun, yeni rotasyonların eklenmesi olsun. ya bu anlamda Bence geri çekilmeler bu hisseler için orta uzun vadede alım fırsatı oluşturur. Yani portföylerde yer al alabilir diye düşünüyorum. Çünkü hedef fiyatlar, beklentiler burada ortaya konan potansiyel getiriler sektör genelindeki raporlardan çıkarttığımızda da e, yine güçlü getirileri ortaya koyuyor. Hani bir zayıf bir sezon oldu görece fiyatlama anlamında. Ama ilerleyen süreçte özellikle yabancı ilgisi de kuvvetlenecek olursa hisse tarafına. Yani Türk Hava Yolları da Pegasus'ta bu yabancı ilgisinden destek bulabilecek şirketlerimiz. O yüzden yani burada çok yüksek ağırlıklarla veya işte tek başına ulaşma sektörünün taşıması değil ama bir portföy oluşturuluyorsa oluşturacak sektörler içerisine ulaştırmadan da Türk Hava Yolları veya Pegasus'un Orta uzun vadeli eklenmesinin bu seviyeler için ben makul olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi biraz marjlarda yataylaşma var. O pandemiden sonra güçlü fiyat artışları işte o güçlü talep bu biraz yavaşlıyor. Yani yolcu sayılarında bu yıl geçtiğimiz yıllardaki yemeği göremiyoruz. O da bir zaman zaman biraz ayrışmayı sektörde beraberine getirdi. Holding kanadına bakalım. Sektörleri konuşurken holdinglere de değinmiştiniz. Bazı holding şirketlerinde gelinen nokta bayağı düşük seviyelere tekabül ediyor. Mesela Alarko uzun süredir konuşuluyor ama konuşulup da gitmeyen bir holding. 104 lira 30 kuruşta. Diğer sayfaya da bakalım. DoHold'de de bugün düşüş var. Burada da Koç Holding 272 liralar test edilmişti. Bilançosu sonrası 180'li seviyelere geldi. Bugün 186 lira 90 kuruşta. Sahol'de de 90 lira bandı görüyoruz. Ee, bu şirketlerin gerilemesi ve geldikleri nokta peki uzun vadeli yatırım açısından ne anlatıyor? Ya uzun vade açısından Koç, Sabancı bence eee cazip seviyelere geldi. E, yani buradan tabii ki e, daha hani endekste baskı devam ederse daha düşük seviyeler görülebilir mi? Tabii ki görülebilir. Yani hiçbir zaman için bu seviyenin etkili dip oldu diyemeyiz ama mevcut seviyeler, geri çekinmeler. E, burada kademeli bir alım fırsatı bence uzun vadeli için Koç ve Saol'de. E, burada özellikle enflasyon muhasebesinin etkileri işte e, Koçol'deki o beklentilerden ciddi sapma. Bu tamamıyla e, enflasyon muhasebesi kaynaklı oluşan bir durum. Öte yandan Alarko'nun bu sene açıkladığı iki finansal da zayıf geldi gerçekten. Hani faaliyet karlılığı tarafı da biraz zayıf. O Alarko Holding'in baskılanması finansal gerekçeler kaynaklı. Finansal görünüm iyileşmeye başlarsa orada da toparlanma görebiliriz. Ee, Anadolu grubu Holding, Anadolu Efes ve Kokkola hareketlerine paralel hareket ediyor Bu sene Anadolu Efes'in Kokkola hareketleri yani güçlü yükselişler gördük Agol da buna bağlı yükseldi ama son dönemde o cephede de biraz dalgalanmalar görüyoruz yani Ama mevcut seviyelerden evet. hani ben Koç'un Sahol'ün daha cazip olduğunu orta uzun vade için düşünüyorum Yabancı ilgisinden de keza yine en olumlu etkilenecek e, hisseler arasında Onurcan Bey çok teşekkür ederiz kıymetli görüşleriniz için. Ben, ben teşekkür ederim. İyi günler. olun. iyi günler. Teşekkürler. Efendim hisseleri borsada öne çıkması beklenen sektörleri konuştuk yatırım dünyasıyla devam ediyoruz.